Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Türk dili ve edebiyatı edebiyatı deneme 98'in çözümlerini yapacağız. Bu denememiz çap yayınlarının AYT Edebiyat denemesi sorularının oluşmakta. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzda başlıyoruz. Bu parçada hangisine değinilmemiştir? Bir tık kolay diyebileceğimiz bir soru kalıbıdır bu değinme. Bire Birebir bulabiliriz. Işıklardan gideceğiz. Gün içerisinde hormon salgılama düzeyine, e, hormon diyelim, farklılıklar diyelim. Işık oranının hormon üretimi üzerinde etkili olacağı ışığın etkisi. E, uyku alışkanlıklarının melatonin seviyesinde değişkenlik, değişiklikler yapabileceği, değişiklikler. Alışkanlık ve değişiklik. Uykuda melatonin salgısının en üst seviyeye arkadaşlar. Yani beni takip edenler bilirler. Burada bir en üst seviye varsa buna dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Sırf bunu arasanız bile cevabı ulaşırsınız büyük ihtimalle. E, varsa da kolayca elersiniz. Elektronik cihazların hormon salınımını olumsuz etkileyebileceğine. Şöyle bakalım. Şurada e, değişkenlik gösterir diyor zaten. E, farklılıklar, değişkenlikler ve buradan e, melatonin hormonunun üretilip salgılanmasını işlemesiyle ilgili değişkenlikler var. Farklılıklar, değişkenlikler A şıkkı buradan çıkar arkadaşlar. Işığa ee, ışığa bağlılık da söz konusu. Işığın algılanmasına bağlı olarak diye bir değişiklik var. Bu da B şıkkı buradan gitti. C'ye bakalım. Alışkanlık ve değişiklikler. Yine Burada kişinin uyku alışkanlığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu da buradan gitti. Hani değinme sorusu olduğu için bir tık daha kolay aslında bu soru. Ee, en üst seviye arkadaşlar baktığımızda en üst seviyeye ait bir şey göremeyeceğiz. Yok. Ee, e nereden çıkıyor? Tablet ve bilgisayar gibi mavi ışık yani cihazların yatmadan önce kullanılmasının vesaire etkisi. Yani e, bu da buraya gitti. E şıkkı geriye kaldı. D arkadaşlar. Geçiyoruz. İkinci sorumuz. Kistleşmiş tortular sözüyle anlatılmak istenen hangisidir? Aslında tabii kistin ne olduğunu bilmek lazım. Bir kütle, bir parça ve o parça artık bir yerden sonra rahatsızlık vermeye başlıyor. Rahatsızlık vermeye başlıyor. E, kalıcı olması muhtemelen problemlerin insan hayatını zorlaştırıcı etkisi. Kistin böyle bir rahatsızlık verici özelliği vardır arkadaşlar. Yani hayal kırıklığı vesaire kanserlikten ziyade kistin rahatsızlık vermesi, ha, kansere dönüşebilir ayrı. Cevabımız o yüzden E şıkkı. Üçüncü sorumuz, çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başa boştur. Yani siz mükemmel ulaşmak istiyorsunuz ama mükemmele ulaşamadığınız için de istediğiniz şeyi gerçekleştiremiyorsunuz ve bir bakıma ya mükemmel olmayacaksa olmasın demeye getiriyorsunuz. O zaman da başıboşluk ortaya çıkıyor. Yani işsizler zaten başıboş ama asıl anlatılmak istenen daha mükemmel işler yapmak isteyenler de başıboştur. Arkadaşlar şıklara baktığımızda bir işte elinden gelenin en iyisini yapmamak da hiç iş yapmamakla eşdeğerdir. Yani en iyisi mükemmel olsun diye uğraşıyorsunuz. Olmayınca da başı boşluk meydana geliyor. 3. Edirne. Dördüncü sorumuz. Gurbet Kuşları adlı eserinden alınan bu parça Orhan Kemal'in ee, yazarla ilgili hangisine kesin ulaşılabilir? Bir bakalım şıkları ne var? Evrensel konu, geri dönüş tekniği, toplumun üst düzeyinin hayatını konu edinmesi, e, ee, yapay ve to, yapay ve toplum gerçeklerine uzak duygusal unsurların etkisinde kalarak eserler vermesi. Şimdi babasını hatırladı. Trene yolcu ederken işte geriye dönüş var arkadaşlar. direk gitti. Babasını hatırladı. Onunla ilgili olanlar. Yani normalde şöyle söyleyelim. Hiçbir metin verilmesem Geriye dönüş tekniğini Orhan Kemal sıkça kullanır mı dese çok olmaz. Çünkü modernist, postmodernist yazarlarda daha fazladır geriye dönüş teknikleri ama mesela Adalet Oğlu'nda. Fakat metin bağlamında biz gittiğimiz için B şıkkı direkt çıktı zaten arkadaşlar. 4 Bursa. Beşinci sorumuz bu parçada asıl yakınılan durum hangisi? Evet bakalım canlandırma üzerinden gitmiş. E, sayısal canlandırmanın internetin yaygınlaşmasıyla birlikte internet sayfalarında da canlandırma çalışmalarının kullanıma yay, kullanımının yaygınlaşmasından söz edilmiş. E, sanat eserlerinin canlandırması sayısal ifadelere değer bulmaktadır demiş. Ha, oysa dediği için şimdi oysa bir karşı duruştur arkadaşlar. Karşı duruştur. Bir sanat eserinin değerini sayısal ifadelerden çok okurun dünyasındaki yeri ölçmek gerekir. İşte çıktı. Yani bu oysaya dikkat ediyorsunuz metin sorularında. O zaman şıklara baktığımızda sanat eserlerinin dijital ifadeyle değerlendirilmesi. Yani dijital internet dünyası vesaire onlarla ilgili değerlendirmelerden gidiyor. burada hani sayısal ifade var ama nesnellikle ilgili bir şey yok. Rahatsızlık duyulan şey dijital ortam ve onun e, sanatın üzerindeki etkisi. Evet. Yani belki C şıkkında bir tık takılabilirsiniz. Beş denizli. Altıncı sorumuz. Hangisi bir parçada savunulanları destekler niteliktedir? Evet. Bakalım nasıl bir şey var bu parçada? Uzun bir parça. Dünyadaki birçok lider önce ulusum diye seslendiğinde vatandaşları mutlu ediyor. Yani milliyetçilik anlayışı söz konusu. Bunu anlayabiliyorum fakat küresel bir bakış açısından bakıldığında bu ifade geçerli değil. Yani evrensellik vesaire var. Ve gidelim. iklimi koruma, salgınlar, açlıklar veya küresel ekonomi gibi konularda ne ülkesel ne de dinsel sınırlar var. Yani aslında söz konusu dünya olduğunda e, ...birlikteliğe, beraberliğe ihtiyaç var. Yani önce millet olmaya değil... E, ...çünkü dünya hepimizin... ...başka milletlerle beraber... ...aynı gemide yüzüyoruz. E, şıkları incelediğimde arkadaşlar... ...uluslararası toplum çeşitli organizasyonlar... ...aracılığıyla tüm milletlerin yanında... ...olmalıdır. Yani çünkü... ...bütün toplumu ilgilendiriyor. Bütün dünyayı ilgilendiriyor. Yani kardeşçe bir... ...paylaşım içinde yaşamalı insanlar barışa, şefkate, aklı başındalığa ve daha fazla adalete giden tek yol. Buna ihtiyaç var. O yüzden e, bireysellik değil, evrensellik ve dünyayı evrensel bir şekilde kucaklama söz konusu. Dünyanın problemlerine. Altı Ceyhan. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi farklı edebi dönemlerden alınmış bu şiir parçalarının ortak özelliğidir? Şöyle bakalım. Gözlerini gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım. Beni sev sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım. Çok gibi bir oğlan ipince. Arkadaşlar Atilla İlhan'ın şiiri ve Cumhuriyet şiiri. Cumhuriyet. Yine toplumcu anlayış içeren mavi mavi anlayışını içeren bir şiir. Maviciler. Ee, diğeri zaten yarı al ile görmek aşağı düşvar olur. Yarı yani sevdiğini başkalarıyla görmek aşığı perişan eder. Böyle görmekten esiri derdi hicran olsa yey. Ayrılık derdinin esiri olsa daha iyiydi. Hani onu böyle göreceğini diyor ayrı kalsın da o ayrılığın acısıyla yansın. Daha iyiydi keşke görmeseydi. Şimdi i̇şte burası da divan şiiri arkadaşlar. Üslubundan anlaşılıyor. Şimdi ölçü hece aruz, dil ve üslub farklı. Nazım bir mi beyit. Şimdi yar ile ilgili şikayet var. Ya da yarın başkasıyla olması. Şimdi Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Yarı ay yar ile görmek. Yani teması yani içeriği aynı anlayış arkadaşlar. Şimdi olur ye burada kafiye yok. Yani daha doğrusu gazeden alındığı için nasıl diyelim x a diyelim. O şekilde olabilir ya da b a, C, a gibi gider. Bakalım. İp ince, fikrimce. Yani kendince kafiyeler var. Korkardım, ağlardım. Mesela korkar, erar, ağla. Bu ağlamak fiili. Burada geniş zaman. e A, yarım kafiye, redifler. Yani üstteki daha farklı. Alttaki de yine kafiyeler var. Kafiye düzeni zaten değişik. Ee, o yüzden ortak bir noktası yok. Teması ortak. Yardan şikayet. A şıkkı demiştik. Geldik sekizinci sorumuza. Hangisi söylenemez? Tenasüp sanatına başvurulduğu münacaat türüne örnek, kafiye ve redif kullanıldığı, nida sanatına yer verildiği, teşbihler ile Hazreti Muhammed'in tasvir edildiği. Şimdi aslında buna benzer sorular çok görmeye başladım. B ile E arasında kalmamız lazım. Niye? Münacatı Allah'a yalvarmaya karma vardır. Yalvarış vardır. E, naatlarda Hazreti Peygamber vardır. Onun tasviri vardır. Sultan Rusul Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de seramesin efendim. Yani Allah'ın huzurunda sen baş köşedesin. Senin kıymetin, değerin bir başka. Menşur-ül Amruk'le müeyyessin efendim. Sen Ahmet-i Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyessin efendim. Hazreti Peygamber anlatılıyor. Sen diyerek seslenmeler var. Efendim diyerek seslenmeler var. Şimdi tenasüp. Ahmet, Mahmut Muhammed isimleri, Hazreti Peygamber'in isimleri, oradan onu çıkartabiliriz. Münacat değil, çünkü Allah'a yalvarma değil, Hazreti Peygamber'e seslenme var. Kafiye ve redif de şöyle gösterelim. Mümeccet, sermed, edler Etler tam kafiye ve şuralarda redif. Evet. Yani kafiye ve redif kullanılmış. 8 Bursa doğru cevap. Dokuzuncu sorumuz. Söz sanatlarında hangisine yani verilmemiştir? Şimdi gel gel ey ey hey hey belki gel de zorlanabilirsiniz ama bir e, nidadır. Geller bir tekrirdir, tekrardır. E, tezat, tariz, istare. Kahvelerim pişti gel, köpükleri taştı gel. İyi günüm dostları, kötü günüm geçti gel. Tezat var. Bir de iyi gün dostlarına iğneleme eleştirme var. Kötü günler geride kaldı. Şu an yine iyiyim. Gelebilirsiniz artık. O zaman istihare yok arkadaşlar. Dokuz adana. Onuncu sorumuz. Ayrıç içinde verilen ifadeyi örneklemez. Bakalım. Zenginliği doğru yerde kullanma var mı? Mert isen malını tamiri kuluba sarf et. Yani malını iyi yerde kullan. Nere neresi sonrası? Kalplerin tamiri. Tamiri kulub. Şöhretü şanu şükuha telef olmaktan ise boş yere gideceğini kalpleri telif et. Tamir et. Zenginliği doğru yerde kullanmak var. Geçtik. Dünyanın geçiciliğine aldanma var mı? Sakın aldanma. O da gitti. Bu sarayı mihnet abada. Sakın aldanma şahım bu sarayı mihnet abada. Zümrüt tahtı zerrin tacı hep korsun bu dünyada. Evet. Bu dünyada kalacak hepsi de. Güzel. Edepli olma her meselen, meselesin kim okudum nüshayı hüsnün, güzellik nüshasının meselelerini okuduğumda resmi edebe şart riayet var içinde, edep şartı var. O da gitti. Güzel bir soruymuş arkadaşlar, hoşuma gitti soru. Gönü, çeşmi giryana, pardon yardım etme diyelim. Çeşmi giryana gel ey nahli dil ara, saye sal, saye gölge ya da çalışmak bu meseldür. İyiliği sen eyle de deryaya sal. İşte bu. Burada da yardım etmek var. Demek ki cevap E şıkkı. Hayat iyi değerlendirme. Gönül gam çekme kim ahval alem ber devam olmaz. Hayat devam etmez anlamında. Zamandır böyle kalmaz. Hayatın geçiciliği. Değerlendirmekten ziyade geçicilik var. On Edirne. Tabi o soruda anlamı nasıl buluyorsunuz? Ve Sizin için biraz zor olacak da birkaç kelimeden çıkaracaksınız artık. Eşleştirme var. Bakalım. Kamusu Türki, Divan Lügati Türk. Şöyle bir bakalım eşleştirmelere. Türklere ait ilk sözlük. Eşleştirdik. Tamam. Başka Divan Lügati Türk yok. Farsça Türkçe karşılaştırması için içeren sözlük. Muhakeme Tülü yani bir ile dört gitti. Şöyle bir eleme yapalım. Geriye kaldı. Bir dakika. Ee, nasıl oldu? Bir daha bakalım. Kamusu Türki Yo! Özür. Şunu bir temizleyeyim. Yanlış oldu. Şimdi. Kamusu Türki Şemsettin Sami'nin Divan Lügadü Türk. Burayı ele eşleştirip. Kodes Komunikus Kıpçak Türkçesi sözlüğü onu eşleştirdik. Muhakeme Türlügate'in Farsça Türkçe karşılaştırması içeren bir sözlük onu eşleştirdik. Kamusu Türkiye Şemsettin Sami'nindi. O onunla ilgili herhangi bir şey yok. 1 5 doğru cevap. Evet. 12. sorumuz hangisine ait bir eserden alınmış olabilir? Şimdi selam verdim, rüşvetle güldürdüğü almadılar. Hüküm gösterdiğim faydasızdır diye iltifat etmediler. Aslında şu bir replik gibi arkadaşlar. Bunu bilmek gerekiyor. E, bu Fuzuli'nin şikayetnamesinden alınma. Fuzuli'nin. Ama bunu sanki bir serbest şiirmiş gibi gösterilmesini beğenmedim. Niye? E, bu bir mektup. Sizi yanıltmaması gerekir. Şiir diye düşünenler olur mu? Belki olabilir. Fuzuli'nin şikayetnamesi, rüşvet vesaire, devlet kademesindeki yozlaşmayı anlatıyor. Bunu padişaha il, e, ifade ediyor. Bir de maaşının kesilmesinden rah rahatsız e, onu dile getiriyor. Evet, yanlışlıkları ifade ediyor. Fuzuli'nin şikayetnamesi arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Evet. Geçelim e, 13. sorumuz. Dörtlüğün nazım türü hangisidir? Vücudun şehrini verme gayriye, hatır yıkıp güç eyleme gayriye, var bir amel kazan hakka yaraya, hakka yaramayan huyu ne dersin? Şimdi öğüt var. Peki dil ağır mı, sade mi arkadaşlar? Dil sade. E, o zaman halk şiiri zaten baktığımızda genellikle öyle. O zaman tarikata yeni girenlere şeyhin adab ve erkan öğretmek için söylediği şiirler diyeceğiz. 13 Adana. 14. sorumuz. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Şimdi hüsnü aşk. Yani artık bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Hüsnü aşk kimindir? Şeyh galibindir arkadaşlar. 14. Bursa doğru cevap. 15. sorumuz hangisi sırasıyla getirilmelidir? Anı türünden söz edilmiş. Halisya'nın 40 yıl saray ve ötesi yine Halisya şunu da söyleyelim. Osmanlı sarayında padişahın sır katibi idi Halisya. Yani belki sır katibi, sır güzel bir kelime de özel kale müdürü gibi diyebilirsiniz. Saray ve ötesi Halis Yanındır. Mehmet Rauf'un da edebi hatıraları var. Cevabımız Ceyhan. Evet. Geçelim. 16. sorumuz. Bu parçada tanıtılan sanatçının eserlerinden biridir. Saf şiir. Evet. Şimdi Türk Edebiyatı'nda imgenin en büyük ustası Semboller o zaman kimdir arkadaşlar? Ee, Haşim'den söz ediyor yani Ahmet Haşim. Evet Ahmet Haşim. Hangisi Ahmet Haşim'e? Piyale adlı şiir kitabı var Ahmet Haşim'in. Evet. Elhan Şita kimindir? Ee, Cenab-ı Cenab Şahabettin'in. Rübab-ı Şikes'te. Tevfik Fikret'in, Sessiz Yemi, Yahya Kemal'in, Altın Işık, Ziya Gökalp'in. Evet, 16, Ceyhan. Geçiyoruz, 17. sorumuz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde? Araba Sevdası, Ferhatun Beyler Akım Efendi adlı Romanlar'da da dile getirilen dönemin yaygın sosyal sorunu, yani yanlış batıllaşma yanlış batılılaşma Evet. Bu sorun dile getiriliyor. Hangisinde? Ee, bize kafir demiş müftü. Burada bir eleştiri var ama senli benli atışma Nef'in'in Müftü Efendi ile Tayyir Efendi ile atışması var burada. Düşman geldi, tabur tabur dizildi. Anlamımıza kara yazı yazıldı tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında kın paslanmalıdır. Yani burada da yine bir yanlış batılılaşma vesaire yok. Ee, Köroğlu'nun olması lazım bu da. Yani yanlış batılılaşma yok. Aferin oğlum Ahmet. Bu yolda devam et. Herifçi oğlu sen Mişel'de koyu vermiş sakalı. Ne bizim köyü? Nitsin Mahmut makalı. Şimdi bir eleştiri var. Sen Michel yabancı bir isim. Artı bir okul ismi olması lazım. Sen Michel'de okuma. E, batılı bir yaşam. E, köyü ne yapsın? Mahmut Makal toplumcu gerçekçi köylü bir yazar. Yani köy sorunlarını işleyen bir yazar. Bir eleştiri var. Yani batıya yönelme ile köyü önemsemem arasında. O yüzden cevap C şıkkı. Evet. Zulmü alk alkışlayamam, zalim asla sevemem. Mehmet Akif ruhu şad olsun. Evet, Mehmet Akif'in şiiri. Evet. Yine vatan konusu işlenmiş. Geçelim 17 Ceyhan. Recaizade Mahmut Ekrem ve Orhan Veli'nin şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Şimdi arkadaşlar, Recaizade e, kafeyi önemsiyor. Ama hem de ne için önemsiyor? Kafeyi kulak için önemsiyor. Divan nazım şekilleri var mı? E, var. Yani Tanzimat'ın sanatçıları divanı kullanıyorlar. Orhan Veli ise serbest şiiri önemsiyor. Kafiye yok, sanatsallık yok. O zaman nasıl bir karşılaşma olacaktır, nasıl bir konuşma? Ona bir bakalım. Sanatın şahsi ve muhterem bir olgu olduğunu unuttunuz. Arkadaşlar bu Haşim'in görüşüdür. Ahmet Haşim'in sanat görüşü. Burada değil, gitti. Ben de şiirde derin anlamların daha yerinde olacağını düşünüyorum. Anlamda derinlik, evet yani sanki ben de derken Orhan Veli de düşünmüş gibi. Şiiri nükteleş bir ayağa düşüren, tam tersi Orhan Veli böyle bir adam eserlerin kafiyedeki katı tutumunu, eskilerin kafiyedeki katı tutumunu ben esnettim, sizler tamamen kaldırdınız. Yani şöyle, eskiler göz için kafiyeyi benimsiyordu. Recaizade kulak için kafiyeyi getirdi. Bir tartışma konusudur. Doğru. Peki Orhan Veli ne diyor? Kafiye redif ve söz sanatlarının şiire vurulan kelepçeler olduğuna inanıyorum. Yani sanat, sal söyleyiş, redifi, kafiyeyi şiirden kovma Orhan Veli'nin bir özelliğidir. Dolayısıyla bu ifadeler söylenebilir. 18. Ceyhan 19. Sorumuz Aşağıdakilerin hangisinin bu parçada eşleş eş eleştirilen şiir anlayışı yazıldığı söylenebilir? Nasıl bir eleştiri var? Çağdaş şairler kelimeleri bile sarsıyorlar. Hmm. Yerlerinden, anlamlarından uzaklaştırıyorlar. Bu böyleyken bizde Hala folklor'a hak deyimlerine, şiirlerinde fazlasıyla yer veren şairlerin kısır bir yolu oldukları kanısındayım. Yani çağdaş şiir, modern şiir, kelimeleri sarsan bir şiir var. Ee, eleştirilen şiir anlayışıyla yazıldığı hangisinde söylenebilir? Şimdi bir kırlangıç, bir su birikintisi, bir parça gök, bir şiirden düşmüş olmalı bunlar. Şiirden bunların düşmesi imgesel söyleyiş var. Yani burada kısır folklorik şiirler olmamalı demeye getiriyor. Sen de şimdi sen tam çağındasın, yanına varılacak, yanına varılacak çağ. Önünde durulacak, tam elinden tutulacak hangi bir elinden, güzelim hangi bir, kaç eli var ki falan. Yani imgesel mecazi söyleyiş var. Gelecek zamanlarda ölüleri balkonlara gömecekler. Balkona ölü gömmek. Kimin şiiri bu? Sezai Karakoç. İnsan rahat etmeyecek öldükten sonra da. imgesel mecazi söyleyiş var. Hani Dadaloğlu, Kuloğlu, Muslu halk geleneğiyle ilişkilendirilecek bir şiirdir. O zaman cevap direkt çıktı zaten. Eylül toparlandı gitti işte. Ekim filan da gider bu gidişle. Tarihe gömülen koca koca atlar tarihe gömülür o kadar. Evet. Geçelim. 20. sorumuz. Bir hikayeden alınan bu parçayla aşağıdaki şiirlerden hangisi sanat anlayışı bakımından örtüşür? Çoban bütün ovanın tozlu otomobil yollarıyla kaplanarak keçilere ot kalmaması ihtimalini düşünürken aklına birçok şey daha geldi. A koyunları satar, beni yolcu ederse acaba yıllığımı tam verir mi? Toplumcu. Toplumsal bir bakış. Evet. Şimdi rıhtımda kalanlar bu seyahatin önemli sessiz gemi öyle bir özellik yok. Gidenler gitti Alişim, boş kaldı ceketin sağ kolu. Hadi köyüne döndün diyelim. Tek elle sabanı kavrasan bile sarı öküz gün görmüştür. Anlar işin iç yüzünü. Toplumcu. Cevap direkt bir şıkkı. Geçiyoruz. 21. sorumuz. Bu parçada söz edilen sanatçı hangisidir? Şimdi tarihi tiyatrolarıyla öne çıkıyor. Cem Sultan, Fatih, Genç Osman. Şimdi bunu şöyle ben size kodlatayım. Tarihte bir Turancılık ideali var değil mi? Turan idali, tarih, Turan. Bunu kodlayın. Turan, tarihçi olan Turan Ofozoğlu arkadaşlar. Turan, tarih. Evet arkadaşlar, geldik 22. sorumuza. Bu parçada söz edilen sanatçı hangisidir? bakalım ne diyor özellik olarak. Tabii şu eserlerden direkt çıkartan arkadaşlarımız olacaktır. Esir Şehri insanları, Yorgun Savaşı, Devlet Ana, Sağır Dere. ve genellikle tarih bilinci üzerine romanlar yazmakta kimdir bu? Kemal Tahir'dir. Bunu da Kemal Tarih diye kodluyoruz arkadaşlar. oradan Kemal Tahir, Kemal Tarih çıkartabilirsiniz. 22 Adana. Geldik 23. sorumuz. Bu parçada tanıtılan eserle aynı anlayışa sahip bir yazarın kitabında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisinin yer alması beklenmez? Şimdi kronolojik sıralama. Kolaj. kolaj nedir? Derlemedir. Top, derleyip toparlama diyelim biz buna. Metinler arasılık. bir metinden başka bir metine gitme. Üst kurmaca. Metnin kurmaca olduğunu yazar, yazar hissettiriyor. Bilinç akışı zihinde oluşan akıştır. bakalım Şimdi Aylak Adam modern varoluşla bir hesabı vardı. Şimdi Aylak Adam eserinde arkadaşlar toplumcu romanlarda olduğu gibi, toplumcularda olduğu gibi bir kronik sıra olmaz. Onlarda genelde bir kronik sıra vardır. Geriye dönüşler çok fazladır. Bay C karakteri arkadaşlar. Ee, yani modernist bir özellik taşıdığı için geriye dönüşleri fazladır. Bilinç akışı çok fazla baycı karakterinde, e, kolaj, derleme yani daldan atlamalar, şunlar bunlar çok fazla. O yüzden yani kronolojik sıralama, direkt bilgi mantığıyla da söylüyorum, e, toplumcu romancılarda, düz anlatılarda daha çok gerçi, gerçekleşir. O yüzden Adana diyorum. 24. sorumuz, bu parçada sözü edilen edebi akım hangisi? Şimdi gelecek hakkında gelecek varsa dikkat edelim. Geleceği kurmak anlayışı hangi akımda var bilenler hatırlayacaktır. Geleceğim şimdi. Bir gelecek vardır ve biz ona gider ya da onu tahmin ederiz şeklindeki yaygın bir edilgen algıyı değiştirmeyi hedefleyen sanat akımı. Geleceği değiştirecek. Peki neyle değiştirecek? Bilgi ve teknolojiyi kullanarak. <laughs> yani makineyle geleceği değiştirecek. İşte o da arkadaşlar makineyle geleceği değiştirme Hangisinde var? Fütürizmde var değerli arkadaşlar. 24 Denizli. Evet değerli arkadaşlar sizlerle bir edebiyat denemesini daha çözmüş olduk. Bir başka denemede tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.